Burada bir rant söz konusu. Zaten açılan ihaleler falan, madencilik ihaleleri falan bunu gösteriyor. Rekor düzeyde bugüne kadar verilmiş ruhsatların 20 katı, 30 katı, onun tam sayısını şu an bildirecek durumda değilim, kusura bakmayın. Ama bugün Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar verilmiş ruhsatların toplamından çok daha fazlası bu sene içerisinde verilmesi planlanıyor. Yani özellikle Kürdistan'a uygulanan ağır bir rant projeleri var. Devlet bu kararı verirken, av ihalesi kararını verirken bunları da düşünüyor. Ekolojik yönden bölgeyi zayıflatmak onun işine gelir. Çünkü oraları daha rahat kullanıma rant alanlarını açar. Ayrıca oradaki halkın aslında kültürü de zedelenmiş oluyor. Yani hem ekolojik açıdan bir zarar veriyor, hem de kültürel açıdan bir zarar veriyor. Ya pek çok kültürde doğal alanlar kutsal kabul edilir. Birçok hayvan manevi inançlar için çok değerlidir. Dillerde bitkilerin, hayvanların zengin bir bitkilere ve hayvanlara dair zengin bir dil kelime haznesi vardır. Hikayeleri şekillendirir, efsaneleri şekillendirir. Bunlar o halklar için çok önemlidir. Aslında direkt bunlara savaş açmış durumda. Topyekün bir savaş açmış durumda. Öncelikle insan merkezci düşünceyi aklayan bir şey. Yani orada şu mesajı veriyor. Parasını verip hayvanı öldürebilirsin. İstediğin hayvanı öldürebilirsin. Yani para o kadar değerli bir şey ki, yani o kültür için kutsal sayılan bir şeyi bile para karşılığı yok edebilirsin. Yani hayvanın hiç değeri yok. Çok, yani insan merkezli, türcü bir düşünce. Bu düşünce. Bu düşünce ayrıca ekolojik yıkımların tabanını da hazırlıyor aslında. Çünkü bu tip şeylere değer vermeyen bir toplum yaratıyor. İnsan merkezli toplum insanı en üstte gördüğü için diğer canlıları, diğer bitkileri umursamıyor. Sonra ekoloji mücadelesi vermesini de bekleyemeyiz yani bu insanlardan. Yani elbette bekliyoruz ama Ya buraya eğer türcü bir bakış açısına sahip olmasa oradaki ekolojik yıkımın yapılması çok daha zorlaşır. Devlet bunu da bildiği için bu uygulamaları uyguluyor ve legal bir şekilde uyguluyor. Aslında bunlar çok büyük suç. Hukuki yollar ki çok getirisi oluyor bu konularda. Bu hukuki yolları asla bırakmamamız gerektiğini düşünüyorum. Ana çözüm olarak görmüyorum ama her geçen gün bir tane av ihalesinin iptaliyle karşılaşıyoruz. Bununla ilgilenen kurul STK'lar var. Onun dışında insanların kendi bölgelerinde bunları durdurma durumları da var. Yine Dersim bölgesine örnek vereceğim ama oradaki halk istemiyoruz deyip sokağa çıktığı zaman o gelen avcı grupları geriye dönüyor. Avcıların karşısına çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sadece hukuki yollardan olmuyor. Çünkü devlet bunu bir şekilde yasaya bağlıyor.